Merhaba. Washington'da National Gallery of Art'ta bulunuyoruz. Edward Manet'in küçük ebatlı bir çalışmasına bakmaktayız. Tablonun ismi ise Erik Brandisi. Bu gizemli bir resim. Yalnız başına oturan bir kadın görüyoruz. Pembe giysiler içinde. Elinde henüz yakılmamış bir sigara var. Önünde ise küçük bir bardak Erik Brandisi duruyor. Brandy'nin içinde Erik var. Mane, Dega ve diğer empresyonistlerin eserlerindeki karakteristik özellik çok belirgin. Kadın tuvalden dışarı doğru bakıyor ve bakışı oldukça gizemli. Nereye baktığını ya da ne düşündüğünü anlayamıyoruz. Oldukça modern, güçlü bir kadın gibi görünüyor. Giysileri elinde sigara olması, bir barda yalnız başına oturması çalışan sınıftan bir kadın olabileceğini de gösteriyor. Eğer üst sınıftan biri olsaydı, Barda yalnız başına olması veya sigara içmesi pek de uygun olmazdı ve eldivenleri olurdu. Bekliyor. Sanırım bizim ona bakmamızı bekliyor. Mane bunu planlamış olmalı. Onunla etkileşime giren kişi biz olacağız. Ancak sanatçı bizimle figür arasına masayı koymuş. Masa onunla aramızda bir bariyer gibi duruyor. Aynı zamanda kendi soyutluğunu ve güzelliğini içinde barındıran bir düzlem. Resmin kompozisyonunun ne kadar dikkatli planlanmış olduğuna ve geometrik ögelerin kullanımına dikkat edelim. Sol üstteki dikdörtgenle masanın yatay hattı birbiriyle bağlantılı. Oturduğu kanepenin yatay çizgisi, masanın ayağının dikey çizgisi gibi geometrik ögeler dikkatle yerleştirilmiş. Sanatçının fırça darbeleri oldukça serbest. Örneğin ellere bakalım. Özellikle sağ eli oldukça kompleks bir şekilde duruyor. Elin yüzünden daha önde olduğunu anlıyoruz. Çok başarılı canlandırılmış. Resmin yapıldığı dönemi düşünürseniz, bizim çok beğendiğimiz bu eli o dönemin sanat izleyicisi henüz bitmemiş gibi algılayacaktı eminim. 1780'lerin sanat izleyicisi muhtemelen resmin henüz tamamlanmamış olduğunu düşünecekti. Ayrıca gördüğümüz figürün oturuşu, verdiği poz da akademik kökenli geleneksel resimlerden çok farklı.